Merhabalar, ben Günay Esentürk. Bir futbol muhabbeti programıyla Nurcan Hanım'la beraber sizinle beraberiz. Merhabalar Nurcan Hanım. Merhaba Günay. Evet, merhaba Günay. Bak ne güzeldim ben Nurcan Hanım diyorum. O şimdi moderatör ya, hemen Günay diyor, görüyorsunuz. Adalet. Where is the adalet yani. Ben sendeyiz. Soru var mı? Evet, öncelikle çekilişimiz var. Önce çekilişimizi hatırlat. 24.11.2019 tarihinde yani Öğretmenler Günü'nde bir çekilişimiz var. Şu an hala devam ediyor. Katılabilirsiniz. Şartlar neydi? Abone ol. Beğen o videoyu. Beğen. Yorum at. 3 tane şartımız var. Çok basit. İmzalı forma sizin olabilir. Bu mesela bir farklı forma Türkiye'nin. O kırmızı forma, o videoya dönerseniz ki videonun sonunda büyük ihtimal ben onu atacağım. Oradan linkten tıklayabilirsiniz. Bunun bir farklı versiyonu, kırmızı versiyonu. Orada güzel güzel futbolcuların imzaları var. O belki formasının olabilir yani bir ihtimal. Çekiliş yapacağız. Ama yıkamayın arkadaşlar. Evet, yıkamayın. Mesela bunda da imzalar vardı ve çok belirgindi, çok güzeldi. Nurcan Hanım bunu yıkayınca ne oldu? İmzalar uçtu maalesef. Evet. Boş yapmayalım. Günay Bey, o zaman evet. Başlayalım. Şey de diyelim, çekim odamızı değiştireceğiz şimdi. Evet. Yeni yeni eşyalar aldık. Diğer odaya geçeceğiz. Bir tane güzel böyle masa aldım kendime. Değil mi? Oraya böyle bir şeyler alırsın hediye artık. Böyle lambader olur. Hayır, benden bekliyorsun hediyeyi de. Ayıcık olabilir. Hayrınıza bu arada şey hediye alın da sussun. Ayıcık mayıcık olur böyle şeyin üstüne koyarız. Çok güzel olur. Ayıcık. Sen varsın yalnız ayıcık. Ben mi? Evet. Terbiyesiz ya. İnsan kocasına ayıcık der mi ya? Öküz desen anlarım da ayıcık nedir ya? Ayıcık daha yani, pofidik, daha kulağa hoş gelen güzel bir şey yani. Devam et, tamam. Hadi soru var mı? Artık. Soru. Ooo, bilgisayardan yazdırmış bu sefer. Tabii artık profesyonel bir şekilde. Bakayım. Hayır. İzleyicilerimize göstereyim. Tamam, devam et. Ben de çok gösterebiliyormuşum yani. Yazılı bir şekilde göstermedin ya, neyse. Hadi gelin, tamam, devam edelim. Başlıyoruz. Başlayalım bakalım. Gündem değerlendirmesi yapacağız Günay. Çok sıkıştırmayacağım seni. Gündem çok yoğun ama. Vallahi gündem yoğun. Şimdi nereden? Bence şundan başlayalım. Bu daha mantıklı geldi bana nedense. Günaycığım, A milli takım eski teknik direktörü Lucescu. Evet. Bugün bir açıklama yaptı. Evet. Kampüsündür muhtemelen sosyal medya üzerinden. Gördüm. Tamam, belki çok başarılı olamadım. Ancak bu pırıl pırıl kadronun temelini atan bir futbol adamı olarak küçük bir teşekkürü hak etmiyor muyum? Neyin dedi. Temelini atmış bu vatandaş? Yani bu, neyi iddia etmiş yani bu temelde? Bu takımının gençleştirilmesinde Lucescu'nun çok katkısı varmış. Bunu dile getirmiş. Lucescu'nun çok büyük katkısı olduğu kesin. Bu net. O da giderek yaptı. Küme düştü onun sayesinde milli takım ya. Belki yaşayabileceği en kötü senaryoyu yaşadı Türkiye milli takımı. Onun yüzünden küme düştü. Kimi oynatmış? Meri'yi mi? Bir dakika. Kimi oynatmış ya? 90 dakika. Kimi izledin? Arda'yı getirdin. Zeki'yi görmüştüm ben. Zeki'den bahsetmiş. Ya Zeki tamam. 3 dakika 4 dakika. İlk 11 kaç tane çıkarttı? Yani geçsin o işleri. Boş iş yapmış. Bunamış iyice. Zaten Türkiye milli takımına gelmeden önce de Alzheimer diyorlardı kendisine. Biliyorsun o tür haberler çıkmıştı. Gerçekten Alzheimer olmuş. Yani Türk milli takımına hiçbir şey katmadı. Tam tersine geri götürdü. Şenol Hoca milli takım için şu an en iyi aday. Yani şey olarak aday derken teknik direktör olarak en mantıklı hocaydı. Geldi. Çok da güzel bir grafik yaşattı bize. Aynı zamanda bizi elemelerden çıkartıp Euro 2020'ye götürdü. Bunda Lucescu'nun hiçbir şeyi yok arkadaş. Lucescu Türkiye milli takımına belki en kötü senaryoyu yaşattı yani. Küme düşürdü ya. Hayır. Belki bir daha düşmeyeceğiz yani. Hadi o zaman başlayalım. Galatasaray Başakşehir maçı var biliyorsun. Galatasaray'da eksikler. Artık Galatasaray revire döndü zaten biliyorsun.
Evet. Maçın gidişatı. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Yusuf Günay da böbrekten ameliyat olmuş. Annesine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Abdurrahim Albayrak'ın da boyundan mı ne bir ameliyat geçirmiş. Ya, ikisi de ameliyat olmuş bir yani. Birileri artık büyü mü yaptı, ne yaptı? Teknik direktöründen tut yönetimini futbolcusuna kadar malzemecilere de bir bakalım. Onlarda bir sorun var mı Galatasaray'da? Bir sıkıntı var ama çözemedim. Sakatlıklar Galatasaray'ın canını çok yakıyor. Özellikle sansasyonel bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Falcao bir türlü iyileşemedi. İyileşmesi de zor olacak. Çünkü anladığım kadarıyla şimdi Aşil tendon zor bir sakatlık. Evet. Tam ayak tarak kemiğinin üzerinde olan koşmaya ve sprint atarken yani birden hızlanmaya çalışırken oralarda müthiş bir ağrı hissettirebilecek bir sakatlık. Çabuk iyileşmez. Tabi kopma yok gibi duruyor. Kopmada zaten 6-7 ay belki 1 sene dahi oynatmaz bu aşil tendon ortalama. Ama hafif dahi ağrı olsa oynatmayacak kadar şiddetli bir ağrıdır. Ve eğer dinlenmezse futbolcu, iyi tedavi süreci geçirmezse de bir türlü iyileşip sahaya dönemez. Öyle bir sakatlık Falcao'nun ki. Basit bir sakatlık değil. Dışarıdan bakan, daha önce hiç böyle bir sakatlık yaşamayan birisi çok rahat bir şekilde niye dönmüyor, oynamıyor diyebilir. Mesela Ryan Babel değil mi? O da sakatlanmış. Kasık bölgesinden sakatlandığı söylenmişti. Ben yani Twitter'da bir yorum okudum. Kasık bölgesi işte çabuk dönebilir. Hani önümüzdeki hafta oynayabilir dedi. Şimdi kasık bölgesi de en zor iyileşebilen yerlerden bir tanesi. Yürürken bile yanma hissi verir. Ama Babel oynayacakmış. Demek ki ciddi bir şey yoktur. Yani bazı insanlar, bazı taraftarlar bilip bilmeden yorum yapıyor. Onu demek istiyorum. Yani diyor ki işte kasık bölgesi hemen iyileşir diyor. Yani önümüzdeki hafta oynayabilir. Öyle bir şey yok. Kasık bölgesi de ciddi bir sakatlıktır. Sakatlıkların hepsi ciddi sakatlıktır. Şimdi Luyendam oynamayacak diye duydum. Luyendam, Falcao, Lemina, Andone. Lemina oynayacak. Bak Lemina bugün antrenmanda vardı. Tabii. Lemina oynayacak. Ryan Babel'de bir sıkıntı olmadığını duydum. Daha doğrusu haberlerden Muslera da %90 oynayacaktır. Onun da şöyle muhabbeti. Şener, Emre. Belhanda oynamasın. Sakat değilse de oynamasın yani. Şener zaten ortalama 1,5 ay oynamayacak. Şimdi şöyle bir şey var. Muslera oynayacaktır. Muslera İsrail'le oynayacağı için Müslüman, hani biz Müslüman bir ülke olduğumuz için o yüzden oynamadığı konuşuluyor. Doğrudur, yalandır. Ben onu haber olarak bir yerde gördüm. Hani paylaşma isteği bu isteği doğdu. Ya Muslera oynar açıkçası. Muslera'nın oynayacağını düşünüyorum. Maç ne olur? Ya kolay kolay sana şöyle söyleyeyim. Kolay kolay Arena'da, Türk Telekom Arena'da, Şampiyonlar Ligi'ni hariç diyorum. Süper Lig'de burada Galatasaray'ı yenebilecek takım sayısı azdır. Yani çok baskın oynuyor taraftarıyla beraber. Hiç olmayacak maçları bile alabiliyor. Yani 1-0'dan 2-0'dan dönüp maç alabiliyor. Şampiyonlar Ligi hariç. O yüzden hani en kötü beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Fatih Hoca'nın artık revizyonlu bir kadroyla çıkacağını hepimiz iyi biliyoruz. Yani. Evet. Artık onu aldık. Ama herkes bir kadro yazarken diyebileceğimiz çok oyuncu oldu mesela. Geçen hafta Ahmet Çalık'ı kimse beklemiyorken Ahmet Çalık ilk 11 çıktı. Artık vazgeçilmez bir oyuncu var. Kim? Ömer Bayram. Değil mi? Yani, kesinlikle katılıyorum. Şimdi Ryan Babel'i dinlendirir mi? Sakat dediler. Onun yerine zaten Andone o da yok. Ryan Babel oynar mı? Emre'yi mi oynatır? Emre Mor'u mu oynatır? İleride Adem'i mi oynatır? Yani Galatasaray'da şu anda tam kadro oluşturulabilecek bir ortam yok açıkçası. Evet. Biraz Galatasaray'ı zor bir maç bekliyor o bir kesin. Falcao'da 6 hafta sürecekmiş diye bir haber okudum.
diyelim evet. O zaman. Bakalım geldikten sonra iyi olur inşallah Galatasaray adına. Hayırlı olsun. Peki Malatya Fenerbahçe maçı var. Nasıl sonuçlanır? Kim avantajlı? Şimdi maçın hakemi de Mete Kalkavan. Şeyin Başakşehir Galatasaray Başakşehir'in hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olması lazım. Doğru. Yaşar Kemal Uğurlu. Evet. Burada Mete Kalkavan var. Malatya iyi bir takım. 7. sırada 3 haftadır galip geliyor. 3 haftadır üst üste galip geliyor. 18. Fena bir takım değil. Kesinlikle. Ve Fenerbahçe de geçen hafta kötü olmasına rağmen yine yani bu maçı alabilecek bir kapasiteye sahip. Şimdi ben şimdi şöyle söyleyeyim. Kaç 5 maçta? 5 maçta 2 mağlubiyet, 3 galibiyet var. Yani Fenerbahçe için şimdi şöyle düşündüğün zaman iyi mi? İyi ama 5'te 5 gitmesi lazım. Neden? Çünkü uçan kaçan bir Fenerbahçe var. Evet. Basına göre. Uçuyor, kaçıyor. Oho, neler olmuş? Biraz abartıyı çok fazla seviyoruz. Özellikle. Algı, bence. Yani algı çok oluşuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray bunların aralarında ahşam puan farklılıkları yok. Sivas. Ya şu an herkes şampiyonluğa aday. Kimse demesin. Evet. Galatasaray'da aday, Fenerbahçe'de aday, Beşiktaş'ta aday. Diyorsun? En büyük aday Trabzonspor. Ne diyorsun peki bu maça? Kral kırana bir maç olur mu sence? Bence en zevkli maçlardan bir tanesi olacak. En zevksiz maçı söyleyeyim mi sana? Konya Spor Beşiktaş maçı olur. Çünkü Konya Spor'un hiçbir oynadığı maçı sevmiyorum. Geriye yaslanıyorlar. Hadi bakalım bir tane atalım. Duralım. Öyle bir futbol anlayışı yok. Ben Fenerbahçe'nin maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Ama şu soruyu soracağım. Bak şu soru çok önemli. Falcao. Hani Max Cruz nerede? Nargile içiyor görüyorsun değil mi? Evet. Niye bunlar böyle konuşulmuyor? Fenerbahçeli... Bence bu tamamen o zaman algı. Galatasaraylılar da algı yapsın. Evet. Biz yani Galatasaraylılar bu algıyı yapamıyor. Ama Fenerbahçeliler müthiş yapıyor. Şeyin dediği gibi yani Sinan Engin'in evet. Müthiş yapıyor müthiş. Neden? Çünkü yayın organlarını çok iyi kullanıyorlar. Etkin kullanıyorlar. Ya yani sene sonunda şampiyon olmayınca yayın organlarını da kullandığını görüyoruz zaten. Mesela hemen ortaya ne çıkıyor? Hop Galatasaray şampiyon olmuş, Beşiktaş şampiyon olmuş. Hemen ne çıkıyor? Sürmanşet. Mesut Özil Fenerbahçe'ye. Bak gündem değiştirmenin bir numarası. Çünkü gündem Galatasaray Beşiktaş olunca ne oluyor? Mesut Özil Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de. Şey Arsenal'la görüşmelere başlandı. Mesut Özil de olumlu yaklaşıyor. Başka bir şey söylemiyorum. Devam. Ne oldu? Ne gülüyorsun? Yalan bir şey mi söyledin? Yok. Geçen yıllar aklıma geldi. Ondan dondum kaldım harbiden. Doğru. Ya Galatasaray 3. yıldızı aldığı zaman tamam mı? Aziz Yıldırım istifa etti. Yalandan dümenden. Yani Aziz Yıldırım da biliyorsun o dönemler öyle bir şeyler yapmıştı yani. Evet. Algı operasyonları bunlar. Evet. Konya maçına değindin ama. Konya Spor. Ya normal Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbolu beğeniyorum. Evet. Bilgi verir misin? Bilgi almışsındır sen şimdi. Maçın hakemi Fırat Aydınus. Öncelikle onu söyleyeyim. Hakemliği bırakacakmış. Havai fişek patlatacağım evde. Bu derece mi? Aynen. Eskiden çok severdin ama. Eskiden çok severdik. Sevişirdik birbirimizle. Ev sahibi Konya Günay. 13 puanla 12. sırada. Evet. 13 puan Beşiktaş toplayabilmiş. 18 puanla 8. sırada. Evet. Ne diyorsun? Ben açık net söyleyeyim. Beşiktaş'ın galip geleceğini, yani bu hafta aslında 4 büyüklerin takılacağını düşünmüyorum ya. Bu hafta. Aslında milli takım dönüşlerinde bir sıkıntı oluyor ama belki oyun anlayışına bakarsak Konya'da nasıl bir oyun çıkacağını, nasıl bir şablonla çıkacağını, nasıl bir futbol anlayışıyla çıkacağını çok merak ediyorum. Şu Konya'nın nefret ediyorum oyun anlayışından. Bana işte açıklama olacak yani bir şey değişmeyecek.
açıklama yapıyor ya Aykut Hoca kocaman, işte biz hücum futbolu oynuyoruz diye. Yani hücum futbolu böyle oynanıyorsa lanet olsun ya. Yemin ediyorum 10 dakika dayanamıyorum onun futboluna. Onun oynattığı futbola. Yani seyir zevki yok. Şimdi bir de buna Beşiktaş ayak uydurursa vay halimize. Yani karın ağrısıyla maç bitiririz. Ben Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum ya. Alır. Alır. Yani çünkü 3'te 3 mü gidiyor? Bakalım hemen. Kaç 5 maçta kaç galibiyet almış? 5 maçta 4 galibiyet. Lan mükemmel bir seri yakalamış. Bak. Evet. Şimdi mükemmel bir seri. Bu maçı da aldığı zaman direkt havaya girecek. Bu fırsatı Abdullah Avcı ve Beşiktaş'ı kaçırmaması lazım. Bak mükemmel bir şey olmuş. Hava yakalanmış. Kolay kolay yakalanmıyor bu havalar. 3 tane üst üste aldığın zaman giriyorsun havaya ama bir tane mağlubiyet seni aşağı çeker. Şimdi şey de düşünüyorum. Mesela geçen hafta Fenerbahçe mağlup oldu. Acaba onun stresi, psikolojisiyle girer mi diyordum. Diyorum kendimce. Ama araya milli ara girdiği için bir konsantre dağılıyor açıkçası futbolcularda da. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hafta başlayacak. Öncelikle hakem hatasının az konuşulduğu bir hafta diliyorum. Olsun inşallah. Ama o öyle olmuyor. Her maçta çıkıyoruz biz buraya. Hakem konuşuyoruz. Erman Toroğlu hakem konuşuyor. Ahmet Çakar zaten en sevdiği şey. Herkes hakem konuşuyor. Başka sorumuz var mı? Ya başka sorum yok. Evet. Videonun sonuna şimdi atıyorum. Milli takım çekilişi, milli takım forma, imzalı forma çekilişimiz var. Katılabilirsiniz. Pazar günü açıklayacağız. Canlı yayında açıklayabilirim. Belki onu daha planını yapmadım. Şartlar neydi? Abone oluyorsun, beğeniyorsun, yorum atıyorsun. Çekilişe katılıyorsun. En önemlisi abone olmaktır. Abone olduktan sonra zaten forman sana gelir. İmzalıdır, ıslak imzalıdır. Şimdilik size hoşça kalın diyor. Kendinize iyi bakın diyoruz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında, biliyorsunuz canlı yayında yapıyorum. Canlı yayınlarımızı da bekliyoruz. Maçlardan önce ve sonrasında yapıyoruz, evet. Arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayında veya videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalınız. Hoşça kalın.